Herkese merhaba. Arkadaşlar, sınav sorularını çözmeye devam ediyoruz. Yine 50 tane soru çözeceğiz. Ehliyet sorusu. Arkadaşlar, bazı arkadaşlarınız soruyor. Hocam TikTok'tan canlı yayın yapmıyor musunuz diye. İnanın çok fazla vakit alıyor. Onun için buradan devam ediyorum. Yine zaman zaman TikTok'tan canlı yayın yapmaya çalışacağım. İnşallah başarılı oluruz. Siz takipte kalın. Sosyal medyadan takip edin. Instagram'da sorular paylaşıyorum. Deneme sınavları veya kısa testler. Onları mutlaka çözün. Onları çözmeden sınava girmeyin. Videolarda dikkatlice izlerseniz inşallah hepiniz geçersiniz. Arkadaşlar, hep söylüyorum. Videoyu da beğenirseniz çok iyi olur benim için. Motivasyonum artmış olur. Geçelim soru çözümlerimize. Buji kablolarından biri çıkmış ise motor nasıl çalışır? Çalışmaz, sarsıntılı, sarsıntısız, yüksek rolantide. Cevap nedir? Eğer aracınız sarsıntılı çalışıyorsa buji kablolarından biri çıkmış olabilir. Cevap B seçeneği, o da sarsıntılı olacak. Şimdi buji ile ilgili ne gelebilir başka sınavda bize? Kısaca bahsedelim. Arkadaşlar, buji benzinli araçlarda ateşlemeyi sağlıyor. Okey, bu bir. Arkadaşlar, bir de buji, dizel araçlarda da buji var. Fakat onun bujisi kızdırma bujisi. Şimdi bu benzinli aracın bujisi şu. Şu dizel araçlardaki kızdırma bujisinin simgesi de bu. Gösterge paneli simgesi. Bu dizel araçlardaki buji ne işe yarıyor? Soğuk havalarda aracın çalışmasını kolaylaştırıyor. Bu okey. Elde var bir. Dediğim gibi kızdırma bujisi sadece dizel araçlarda. Motorin. Diğer buji işte ateşlemek için benzin LPG araçlarda bulunur. Yine buji ile ilgili ne yapıyoruz? Buji kurum bağlanmışsa, kablosu çıkmışsa, ıslanmışsa ateşleme yapmaz. Bujilerden biri ateşlemezse motor titrer. Bak, kablosu çıkmışsa, ıslanmışsa ateşleme yapmaz. Bujilerden biri ateşlemezse motor titrer, sarsıntılı, düzensiz çalışır. Bakın, bunların hepsi önemli. Yine bujiler belirli kilometrelerde değiştirilmesi gereken parçalardır. Belli zamanı ya da kilometresi geldiğinde değiştirilir. Ateşleme zamanında yapar bu ateşlemeyi benzinli araçlarda. Unutmayın, buji kablolarından birinin çıkmış olması motorun sarsıntı çalışmasına sebep olur. Bu da yine bir sonraki sorumuzdu. Geçelim. Şekildeki numaralandırılmış şeritlerden hangisi otoyollardan ayrılmak isteyen araçlar içindir? 1, 2, 3, 4. Doğru cevabımız A seçeneği arkadaşlar. Resme iyi bakarsanız 4 dahil oluyor, bakın. Burada kafanızı bir karıştıracak 4 ile 1 var zaten. 4'e ok işaretine bakarsanız 4 yola dahil oluyor. 1 de ayrılıyor, bakın bu şekilde. Geçelim. Tabloda kandaki alkol miktarına bağlı olarak sürücülerin kaza yapma risklerindeki artışlar verilmiştir. Evet, kandaki alkol miktarı ile kaza riski arasındaki bağlantı. Tabloya göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenebilir? Tek tek inceleyelim. Alkolün her sürücüde aynı etkiyi göstermediği. Bununla ilgili bilgi alabilir miyiz tabloya bakarsak? Hayır. Kişiler yok, çünkü kişilerden bahsetmiyor. B seçeneği, alkol tüketiminin ülkemizde yaygın olduğu. Bununla ilgili de bir bilgi yok. Ne kadar, kim ne kadar tüketiyor belli değil tablodan. C seçeneği, kaza yapma riskinin kandaki alkol miktarına bağlı olarak arttığı. Kaza yapma riskinin alkol miktarına bağlı olarak arttığı. Bakalım. Şimdi alkol miktarı 0,50 ise kaza 2 misli. 1 ise 10, 2 ise 25. Bir artış var burada. Burada da bir artış var. Yani alkol miktarı artarsa kaza miktarı da artıyor. Burada doğru cevabımız C seçeneği, doğruyu ifade etmiş bize. Az miktarda kullanılan alkolün sürücü refleksini güçlendirdiği ile ilgili bir bilgi de yok. Doğru cevap C seçeneği. Şekle göre numaralı yollardan hangisi tali yoldur? Bakalım. Şimdi burada ne yapacağız? Levhalara bakacağız. Levhalardan ne anlıyoruz? Şu levhayı görelim. Bir de şu levhayı görüyoruz. Ters üçgen. Ters üçgen ne demek? Yol ver levhasıdır. Yani burası 1 numaralı yoldan gelen kişi yol verecek. Kime? Diğer araçlara. O halde burası tali yol. Burası ana yol. Levhalardan bunu anlıyoruz arkadaşlar. Doğru cevabımız pardon. Burası ana yol. Burası tali yol. O halde burası da zaten ana yol. Devamı zaten bu yolun. Burası da ters üçgen, burada da var. Burası da tali yol. 2 tane tali kaçmış? 1 ve 3. Doğru cevap B seçeneği. Yine bu şekilde bir senaryoda kaza olursa eğer burada bir yerde, her zaman için şu 1 ve 3'ten yani tali yoldan gelen araç suçlu olur. Onu da unutmayalım. Aksine bir durum yoksa yol çizgileriyle belirlenmiş veya yaya ve okul geçitlerinin bulunduğu yerlerde geçiş önceliği hangisine aittir? Şu şekilde belirlenmiş yerlerde geçiş önceliği kime aittir? Araçlara, yayalara, yolculara, sürücülere. Doğru cevap B seçeneği. Bakın burada da görüyorsunuz. Muhtemelen burası Türkiye değildir de. Yayalarındır burada geçiş önceliği. Geçiş hakkı. Unutmayın. Her zaman için bu tür sorular geliyor çünkü sık sık. Geçelim. Çok sıcak radyatörün kapağı nasıl açılır? Motor yüksek devirde çalışırken, radyatörün basıncı düşürülmeden, vantilatör kayışını gevşettikten sonra yavaşça döndürüp radyatör basıncı düşürülerek. Çok sıcaksa ne yapacağız? D seçeneği. Yavaşça açacağız arkadaşlar. Basıncı düşüre düşüre. Birden aniden açmıyoruz. Aracın hangi sistemindeki kaçak akünün kendiliğinden boşalmasına neden olur? Yakıt, elektrik, yağlama, soğutma. Akü hangi sistemin parçası? Elektrik sisteminin, şarj sisteminin arkadaşlar. Cevabımız burada B seçeneği, elektrik sistemi. Geçelim. Uzun süreli marş yapılması aküye ve marş motoruna zarar verir. Buna göre marş durumunda marş motoru dönmüyorsa sorun hangisinden kaynaklanmış olabilir? Akünün boşalmasından, akünün tam şarj olmasından, fren müşürünün arızalı olmasından, akü kutup başlarının sıkı olmasından. Yani arkadaşlar araç çalışır çalışmaz marş döndüğü zaman bırakmamız lazım. Kontak dönüyor, araba çalışıyor ya, o an bırakmamız lazım çalıştıktan sonra. Eğer sık sık marş yapmaya devam edersek ya da elimizi kontaktan bırakmazsak marş motoru zarar görüyor. Buna göre marş durumda marş motoru dönmüyorsa kaynağı nedir, sebebi nedir diyor. Cevabımız akünün boşalmasından, akünün tam şarjda olmasından, fren müşürünün arızalı olmasından, akü kutup başlarının sıkı olmasından. Tabii ki arkadaşlar burada cevabımız A seçeneği. Marş motoru hiçbir şekilde dönmüyorsa akünün boş olmasından kaynaklanıyor bu durum. Şimdi şurada marş sistemine bir göz atalım hızlıca. Motorun çalışması için ilk hareketi veren sistem marş sistemidir arkadaşlar. Marş yapma süresi 10-15 saniyeden uzun olmamalı. Araç çalışmasıyla biraz bekliyoruz, sonra tekrar marş yapıyoruz. Uzun süre sıkça marş yaparsak aküyü boşaltırız. Motor çalışıyorken tekrar marş yapılmamalıdır. Tekrar marş yapılırsa marş dişlisi, volan dişlisi zarar görür. Motor çalıştırmak için uzun süre ve sıkça marş yapılması marş motorunun ömrünü kısaltır. Marş durumunda marş motoru dönmüyorsa akünün boşalmasından kaynaklıdır bu sebep. İşte soruda bize sorulan şey buydu. Geçelim. Arkadaşlar buradakilerin hepsi çok önemli. Lütfen anlattığım konulara çok dikkatli olun. Aşağıdakilerden hangisi aracın süspansiyon sisteminde yer alır? Şaft, amortisör, debriyaj, diferansiyel. Süspansiyon sistemi. Cevap nedir? Amortisördür. B seçeneğidir. Araç süspansiyon sistemine bakalım. Neler var neler yok. İşte bunlar araç süspansiyon sistemi. Görev nedir? Titreşimi sönümlemek, sürüş güvenliğini önlemek, yani konforu arttırmak pardon. Darbe titreşim salınımları önlemek, yoldan gelen darbelerin etkisini azaltmak. Bunlar arasında ne vardır? Süspansiyon sisteminin parçalarından en önemlisi yay, sonra amortisörlerdir. Yaylar şokları sönümlüyor. Amortisörler de yayların salınımlarını sönümleyerek sürüş konforu sağlıyor. Yani bu amortisör dediğimiz sistem şu. Yolda mesela bir çukura düşüyorsunuz. Yol bozuk oluyor. O bozukluğu sizi en az hissettirmeye çalışıyor. Bunu da geçelim. Aşağıdakilerden hangisi araçlarda kaza anında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla geliştirilen sistemlerdendir? Hava yastığı, alaşımlı jant, açılabilir tavan, elektrikli koltuk. Doğru cevabımız çok basit bir soru arkadaşlar. Tabii ki A seçeneği, hava yastığı kaza anında ölüm ve yaralanmayı en aza indiren sistemlerden biridir. Bir diğer sistemimiz neydi? Emniyet kemeri. O ne işe yarıyordu? O da arkadaşlar kaza anında, kaza sırasında ölüm ve yaralanmayı en aza indiriyordu. Hava yastığı, emniyet kemeri aynı görevi görür. Kazayı önlemez arkadaşlar bunlar. Fakat kaza olduğu anda sizi korur. Unutmayın. Tıbbi yardım haberleşmesinde iletilecek mesaj nasıl olmalıdır? Yani ilk yardım aradığınızda nasıl bir mesaj vermelisiniz? Gizli, şifreli, ayrıntılı ve uzun, kısa, öz, anlaşılır. Cevap çok açık. Kısa, öz, anlaşılır olacak. İlk yardım numarası neydi? 112. Tüm numaralar artık birleşti zaten. Hepsi 112. Onu da unutmayın. Bazen sınavda basit de olsa onu sorabiliyorlar. Geçelim. Resimde görülen ilk yardım uygulaması aşağıdaki durumlardan hangisinde tercih edilmez? Bu edilmezi iyi oku. Şıklara bakalım. Uzuv kopması varsa, baskı noktalarına baskı uygulamak yeterliyse, çok sayıda kazazedenin bulunduğu bir ortamda tek ve ilk yardımcı var ise, kanaması durdurulamayan kazazede de güç koşullarda bir yerde top taşınacaksa. Hızlı okuduğum için biraz şey oldu ama. Şimdi arkadaşlar bu nedir? Turnike yöntemidir. Konuyu anlatalım, anlaşılır. Bu turnike yöntemi hangi durumda uygulanmaz? Baskı noktalarına yeterli baskı uyguladığımızda kanama duruyorsa. Yani kanamayı durduramadığımız zaman bu turnikeyi uyguluyor. Son çare bu. Öyle düşünün yani. Uzuv kopmalarında uyguluyoruz. Çok sayıda kazazede bulunuyorsa ortamda tekseniz yapabilirsiniz. Kanaması durdurulamıyorsa yapabilirsiniz kişilerin. Şimdi turnikeye şurada değinelim. Arkadaşlar turnike bayağı uzun bir mesele. Bilmeniz gereken en önemli şeyler şunlar. Baskı noktalarına baskı uygulamak yeterliyse ya da uzuv kopması varsa turnike uygulayacağız. Yeterli olmuyorsa baskılar. Yaralı güç koşullarda bir yere taşınacaksa. Yani açıkçası kısaca şunu söyleyeyim. Bir kanama var ve biz bu kanamayı müdahalelerle durduramıyorsak turnike uyguluyoruz. Son çare. Turnikenin kuralları var burada. Mesela turnike, ip, tel, sicim gibi malzemeler kullanılmayacak. Çünkü elini keser, kolunu keser. Kalın 8-10 santim genişliğinde malzeme kullanacağız. Yine turnikeye burada bir sürü madde var. Onları tek tek okumayayım ben. Şurası önemli. Çok sayıda yaralı olduğunda yaralının alnına ruj veya bir kalemle turnike T harfi yazılır. Hani kime turnike yapılıp yapılmadığı tespit edilsin diye turnike yapılan kişilerin alnına ya da görünecek bir yere T harfi yazılır. Bu da önemli bir husus idi. Yine turnike ile ilgili ileride anlatırız yine aklımıza gelen bir şeyler olursa. Fakat şurayı siz durdurup okuyun. Buradaki her şey önemli. Biz okumaya çalışsak çok uzayacak. Taş, yumruk ya da sopa gibi etkenlerin şiddetli olarak çarpmasıyla oluşan yaralara ne ad verilir? Anahtar kelimemiz nedir? Taş, yumruk, sopa. Şıklarımıza bakalım. Kesikli yaralar, ezikli yaralar, delici yaralar, parçalı yaralar. Doğru cevabımız tabii ki ezikli yaralar B seçeneği. Şimdi bu soruyla ilgili şurayı anlatmakta fayda var. Şimdi yara nedir? Önce onu bilmeliyiz. Yara neymiş? Deri ya da mukazzanın bütünlüğünün bozulması. Sınav sorusu 1. Çıkar kesin, her sınavda denk gelebilir. Ha, sana çıkmayabilir ama başkasına çıkabilir. Mutlaka bilmeniz gerekiyor. Şansına o da. Kaç çeşit yara vardır? Kesikli yaralar, ezikli, delici, parçalı. Bize neyi sormuştu? Bak, taş, yumruk, sopa. Cevabımız neydi? Ezikli yaralardı. Bak gördün mü? Çıkmış işte. Şimdi ezikli yaralar dediğimizde aklımıza ne gelecek? Taş, yumruk, sopa. Kesikli yaralar bıçak, çakı, cam gibi kesici aletler tarafından kesilen yaralar. Delici yaralar da sivri aletlerde oluşan yaralardır. Parçalı yaralar çokça soruyorlar. Dokular üzerinde bir çekme etkisiyle meydana gelen yaralardır. Parçalı, şu çekme anahtar kelimemiz. Unutmayın. Yine şurada bir dipnot bilgi ver. Yaraya saplanan yabancı cisimler çıkartılmaz. Yara temiz bir bezle örtülür. Dışarı çıkan organlar içeri sokulmaya çalışılmaz. Yine yaranın üzeri geniş nemli bir bezle örtülür. Ağızdan yiyecek içecek verilmez. Şurası var ya az önce okuduğum yer. Altın değerinde bilgiler. Bu sayfadan her sınavda bir tane gelir. Artık senin şansına hangisi denk gelirse. Verilen araçların görev hali durumunda birbirleriyle karşılaşmalarında geçiş üstünlüğü ve kavşaklarda ilk geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır? İtfaiye araçları, organ nakil araçları, acil afet durum hallerinde acil afet araçları, sanık suçlu takip eden asayiş araçları, zabıta araçları. Kuralımız neydi? Cips. Önce can kurtaran. Canla ilgili. O halde bakalım canla ilgili, hayat kurtarma ile ilgili hangi araç var burada? 2 numaralı organ doku nakil. Yani bu da bir nevi ambulans sayılır. Sonra ne var? İyi neydi? İtfaiye. 2. sırada itfaiye olacak. O da 1 numarada. Doğru cevap nedir? C seçeneği. Zaten arkadaşlar bakın eleme yapın. 2. sırada itfaiye geçecek ya. Tek C seçeneğinde bakın itfaiyeyi buraya koymuşlar. Öbürlerine bakmaya bile gerek yok. Şimdi bu geçiş üstünde olan araçları şurada ben göstereyim. Şu sıralamamızda bu cips dediğimiz şey ne hocam, bu cips diyenler için şu işte. Karşılaşmada önce can kurtaran, sonra itfaiye, sonra polis, sonra sivil savunma aracı geçecek. Geçelim bunu da. Çocuklara temel yaşam desteği uygulaması ile ilgili verilenlerden hangisi doğrudur? Şıklara bakalım, çözerek gidelim çünkü uzun soru bir soru. Doğru olanı buluyoruz. Solunum yapıp yapmadığı Heimlich manevrası, alakası yok. Tam tıkanmalarda yapıyor Heimlich. B. Kalp masajı uygulamasının hızı dakikada 50 bası. Bu da doğru değil. Göğüs kemiği yandan bakıldığında göğüs yüksekliğinin 1/2'si kadar. Bu da yanlış. Kalp bası uygulamak için göğüs kemiğinin alt ve üst ucu tespit edilerek alt yarısına bir elin topuğu yerleştirilir. Bu doğru. Şimdi bunlar neden yanlış, onlardan bahsedeceğim. Şurada tabii ki. İşte arkadaşlar bunlar sınav sorusudur. Neden yanlış? Bak 5 santim. 1/3. 30 kalp masajı, 2 suni solunum. Yine bak dinle hisset 10 saniye. Nefes alıp almadığı 10 saniye kontrol ediliyor. Bak dinle hisset yöntemiyle. Eğer bir kişiye iyi misiniz diye sorup omzuna da vuruyorsanız amaç bilinç kontrolüdür. Çıkar. Bebeğin ayağından yapılır bilinç kontrolü hafifçe vurarak. Kişi sert bir zemine yatırılır. Sırt üstü. Unutmayın. Baş geri çene yukarı pozisyonu verilir. Omurilik ya da boyun yaralanması yoksa. Bunlar önemli. Bunları bir okuyun, videoyu durdurup. Geçelim. Daha sonra ben detaylıca zaten anlatıyorum zaman zaman. Fakat bu video uzamasın diye geçiyorum. İlk yardımcı olarak bulunduğunuz güvenli olmayan olay yerinde kazazedelerden biri başında, boynunda ve sırtında ağrı olduğunu, bacaklarını hareket ettiremediğini söylüyor. Ayrıca kazazedenin burnundan, kulağından kan geliyorsa bu kazazedeyi daha güvenli bir ortama nasıl taşırsınız? Taşıma yöntemleri önemli. Şıklarımız baş, boyun, gövde ekseni bozulmadan düz pozisyonda sürükleyerek, kazazedenin gövdesini sağ omuza yerleştirip ağırlığı dizlere vererek, omuzdan destek verip yürütülmeye çalışılarak, kazazedeyi kucağa alıp ağırlık yüklenerek. Şimdi doğru cevabımız nedir? Bakın şimdi ne diyor? Şuralar önemli. Başında, boynunda, sırtında ağrı var. Bacaklarını hareket ettiremiyor. Arkadaşlar bu kişiyi baş, boyun, gövde ekseni bozulmadan, burası önemli bakın, baş, boyun, gövde ekseni bozulmadan sürükleyerek taşıyabilirsiniz. Niye bozmuyoruz bunu biliyor musunuz? Bu çünkü felç olabilir bu kişi. Neden? Omuriliği zarar görmüş olabilir. Omurilik zarar görürse de kişi felç olur. Çünkü şuradaki belirtiler omurilik yaralanması belirtileridir. Cevap A seçeneği. Şimdi sürükleme yöntemleri sınavda çıkıyor. Ekstra belirtmek istiyorum, onun için işlemek istiyorum. Arkadaşlar sürükleme yöntemindeki amaç nedir? Bir kişiyi, bir yaralıyı taşımak. Amacımız bu. Sürükleme yönteminde çok kilolu ya da iri yarı kişileri taşımakta kullanırız. Dar, basık veya geçiş güçlüğü olan bir yerden yaralıyı çıkartmada, yani deprem yaralanmalarında bu sürükleme yöntemi kullanılır. Çok kilolu iri yarı kişiyi kaldıramıyorsanız sürükleyerek taşıyabilirsiniz. 2 tane sürükleme yöntemimiz var. Ayak bileklerinden sürükleme, bir de koltuk altından sürükleme. Bunlar. Arkadaşlar kişiyi sürüklerken kollarını serbest bırakmıyoruz. Bakın kollara dikkat edin. Bu da sınav sorusu. Kollarını kesinlikle serbest bırakmıyoruz. Geçelim sürükleme yönteminden sonra. Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken hangisinin yapılması yanlıştır? Yasaktır. Yüklerin üzerine yolcu bindirilmesi, kasanın yan ve arka kapaklarının kapalı olması, yolcunun kasalar için ayrılacak bir alana oturtulması, yüklerin sağlam olarak yerleştirilmiş ve bağlanmış olması. Yükler yolcuların üzerine, yüklerin üzerine yolcu bindirmek yasaktır. Bunu unutmayın. Çıkıyor. Ayrı bir alana oturtup taşıyabilirsiniz yolcuyla yükü birlikte, ama üstüne oturtmayacaksınız. Geçelim. Sürücü belgesinin geri alınma süresi içinde araç kullandığı tespit edilenler hakkında aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır? İdari para cezası verilir, 6 ay hapis cezası verilir, süresiz araç kullanmaktan men edilir, sürücü belgesi daha önce geri alındığından hiçbir işlem yapılmaz. Doğru cevap A seçeneği, idari para cezası veriliyor. Arkadaşlar, sürücü belgesinin geri alınması konusuyla ilgili şunları bilmenizde fayda var. İlk defa birinci defada alınan, yani birinci defa 100 puanı dolduranlar 2 ay süreyle. Aynı yıl içinde ikinci defa 100 puan, ikinci de 4 ay, bir yıl içinde üçüncü defa 100 ceza puanını doldurursanız süresiz olarak belgeniz iptal ediliyor. Arkadaşlar, 100 ceza puanını doldurduğunuzda ilk dolduruşunuzda 2 ay, ikinci de 4, üçüncü de süresiz. Aynı yıl içerisinde. Bunlar önemli. Bunlar çıkıyorsunuz da bunu da mutlaka fotoğrafını alın. Geçelim. Verilen bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Bakalım. Azami yük ağırlığının %20'sinden fazla aşılması halinde yükü uygun hale getirinceye kadar araç trafikten men edilir. Doğru. Taşıma sınırı üstünde yolcu alınması durumunda bütün sorumluluklar ve giderler işletene ait olmak üzere yolcuların en yakın yerleşim birimine indirilmesi sağlanır. Bu da doğru. Doğru cevap nedir? Her ikisi de doğru. O zaman C seçeneği. Geçelim. Aşağıdakilerden hangisi çevreyi korumaya yönelik davranışlardandır? Dere yataklarından kum alınması zarar verir. Araç bakımlarının kapalı ortamda yapılması, okey. Zaruri olmayan durumlarda araç kullanılması çevre kirliliğine yol açar. Araçlarda kullanılan, yenilen, içilen maddelerin dışarı atılması çevreyi kirletir. Burada çevreyi kirletmeyen, hatta fayda sağlayan şey B seçeneği. Cevabımız B. Şekildeki 2 yönlü ve 3 şeritli karayolu bölümünde seyreden araçlar görülmektedir. Yol çizgilerine göre hangi numaralı araç sürücüleri hatalı sollama yapmaktadır? Çizgilere göre diyor. Şimdi bu düz çizgi, bu kesikli çizgi. Neyse, tek tek araçları inceleyelim. Birde bir hata var mı? Bir düz devam ediyor. Yok. Otobüste bir sıkıntı görünmüyor. 2 buradan sollama yapmaya çalışmış. Ok işaretine bakarsanız evet, bunda bir sıkıntı var. Nasıl? Sollama yapamaz arkadaşlar. Çünkü şu çizgi var ya, düz. Kendi çarp tarafında bulunan çizgi. O zaman 3'te bir hata var. Oldu 1. 2'de bir hata var, pardon. Peki 3'te bir hata var mı? Evet, o da sollama yapmaya çalışıyor. O da sollama yapamaz. Çünkü düz çizgi var. 4'te bir hata var mı? 4 yoluna devam ediyor. Herhangi bir ok da yok. O halde doğru cevap C seçeneği. Arkadaşlar, bu yol çizgileriyle ilgili şunları göstereyim. Fotoğrafını da siz alın mutlaka. Şimdi kesikli çizgilerde sollama yapabilirsiniz. Devamlı çizgilerde sollama yapamazsınız. Kesikli ve devamlı çizgilerde A diyelim buraya, mesela buraya B diyelim. B tarafındaki araç buradan sollama yapıp geçebilir. Çünkü onun tarafında bulunan çizgiler kesikli. Ama A şeridindeki araç sollama yapamaz. Çünkü o tarafta bulunan çizgi düz, bakın. Şimdi bu tür yollarda tırmanma şeridi diyoruz biz buna. Yani burada normalde araç gitmiyor. Sadece hem buradaki sollayıp buraya gelebilir, hem buradaki sollayıp buraya gelebilir. Devamlı bu bölgede araç sürülmez. Yine arkadaşlar, 2 devamlı çizgi varsa bu taraftaki de bu taraftaki de sollama yapamaz. İki tarafta da sollama yasak anlamını taşıyor. Geçelim. Aşağıdakilerden hangisi trafiğin çevreye verdiği zararı önlemeye yönelik davranışlardandır? Şıklara bakalım. Temiz olmayan yakıt kullanılması önlemeye yönelik mi? Hayır. Daha çok arttırır. Temiz olmayan yakıt kullanmak. B. Kimyasal maddelerin ambalajlanarak taşınması. Okey. Bu işte arkadaşlar çevre kirliliğini azaltır. C. Hususi araçların kullanılmasına gayret edilmesi arttırır. Herkes araçla kullandığı için bireysel aracını kullanırsa olmaz. Mümkün mertebe toplu taşıma kullanılmalı. D. Araç motorunu duraklama ve park etme sırasında çalıştırılması. Bu da yanlış. Doğru cevabımız B seçeneği. Kimyasal maddelerin ambalajlanarak taşınması zararı önlemeye yönelik bir davranıştır. Arkadaşlar, geçelim. Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir? Şu çizgi. Şıklarımız yavaşlama çizgisi, taralı alana girilmez, bölünmüş yol başlangıcı, taralı alan içine park edilebilir. Doğru cevap B seçeneği, taralı alana girilmez. Arkadaşlar bu çizgilerle ilgili şunlar gelir karşımıza. İşte bunlar. Bu taralı alana girilmez. Bu yaya geçidi. Bu yaya geçidi. Bu da yavaşlama uyarı çizgileri. Unutmayın. Zaman zaman şu şekilde soruyorlar. Aşağıdakilerden hangisi yaya geçidini gösterir diyor. O zaman hangileri? Bunun ikisi. Unutmayın. Bunlar önemli. Şu yaya geçidini karıştırmayın. Bu şekilde de yaya geçidi oluyor. Geçelim. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir? Karterdeki yağ miktarını, depodaki yakıt miktarını, soğutma suyu sıcaklığını, radyatördeki su seviyesini. Görselimizi inceleyelim. Görselde dikkatinizi çeken bir şey var mı? Bu ve bu dikkatinizi çekmesi gerekiyor. Özellikle şunu biz nerede görüyoruz? Şu C işaretinin üstünde nokta var. Sıcaklıkla ya da soğuklukla alakalı bir şey olduğunda. O zaman doğru cevabımız sıcaklık ya da soğukluk nerede geçiyor? Bu şıkkımızda. Doğru cevabımız C seçeneği. Arkadaşlar bu bir ipucuydu. Zaten derecenin soğuk sıcak olduğunu bilmeniz lazım. Şu nedir? Hararet göstergesinin işaretidir. Aracınız hararet çok ısındığı zaman bu işaret yanar. Zaten bu işaret yandığında da aracı derhal durdurup kontağı kapatmanız gerekiyor. Yine bu bir sınav sorusu verdim size. Hemen şuraya bakalım, gösterge panelinde sıkça karşımıza çıkan. Arkadaşlar 14-15 tane burada işaret koydum. Bunlar en çok çıkanlar ehliyet sınavında. Bunların fotoğrafını alın, mutlaka ara ara bakın. Telefonunuzda bulunsun. Geçelim. Aydınlatma sisteminde kullanılan ampuller sık sık patlıyorsa muhtemel arıza nedendir? Marş motoru arızalıdır. Buji kablolarından biri çıkmıştır. Şarj sistemindeki regülatör arızalıdır. Motor yüksek devirde kullanılıyordur. Ampuller sık sık patlıyorsa. Cevabımız regülatör arızalıdır arkadaşlar. C seçeneği. Sebebi de şu arkadaşlar bunun. Şimdi regülatörden bahsedelim. Şimdi regülatör dediğimiz sistem voltajı ayarlıyor. Voltajın seviyesini. Mesela evdeki eskiden şey derdik, mesela elektrik gidip geldiğinde işte buzdolabı falan zarar görür yüksek voltajdan falan derdik. Şimdi yeni teknolojiyle bunu biraz aştılar. Çünkü regülatör diye bir parça gelişti. Daha iyi teknolojiler gelişti. Yüksek voltajı, eğer yüksek bir voltaj gelirse regülatör regüle ediyor. Yani düzenliyor onu. Uygun hale getiriyor. Burada da regülatörün nedir? Araçtaki alternatörün çoğalır. Alternatör tarafından gerilim, değişkenlik, bu gerilim uygun değerlere hasar görebilir diyor. Bak, eğer uygun değerde gelmezse bu şey diyor. Bu nedenle şarj gerilim belli bir değerde sınırlanmak. Bak, sistemdeki bütün alıcıları yüksek gerilimden korumak regülatörün görevidir. Unutmayın. Geçelim. Güneş çarpması olan kişiye aşağıdaki uygulamalardan hangisi yapılmalıdır? Şıklarımız serin bir yere alınarak vücut ısısı düşürülmeli, üstü örtülerek terlemesi sağlanmalı, sıcak içecekler verilmeli, sıcak duş yaptırılmalı. Güneş çarpması arkadaşlar, güneş çarpması dediğimizde genelde baş bölgesinden çarpar güneş. Eğer güneş çarptığında cevabımız burada A seçeneği oluyor. Yaralıyı ya da işte ilk yardım yapacağımız kişiyi serin bir yere alınıp vücut ısısını düşüreceğiz. Peki nasıl düşüreceğiz vücut ısısını? Şurada var notlarımız arasında arkadaşlar. Vücut ısısı düşürülür. Nasıl yapılırmış bu? Varsa soğuk ılık arası, yani çok soğuk olmayan oda sıcaklığında bir duşa sokabilirsiniz. Serin yere alırsınız. Serin yere almak da vücut soğuk ısısını düşürür yine. Baş, göğüs, koltuk aslı, kasıklara soğuk suyla ıslatılmış bez konulur. Normal yüksek ateşteki gibi arkadaşlar burada da. Yine bilinci yerinde ise soğuk içecekler verilebilir. Bakın normalde ilk yardımda yiyecek içecek verilmez. Fakat güneş çarpmalarında soğuk içecekler, ayran gibi içecekler verilebilir vücut serinlesin diye. Özellikle güneş çarpması baş bölgesinde oluyor arkadaşlar. Terleme oluncaya kadar işleme devam edilir. Terleme olduğunda, çünkü buharlaştıkça vücudun ısısı düşüyor arkadaşlar. Genel olarak güneş çarpması, bir de bazen şunu soruyorlar, güneş çarpması başı etkileyen bir şeydir arkadaşlar, durumdur. Unutmayın, güneş çarpması en çok insan başını etkiler. Geçelim. Araçlarda hava filtresi kirli ise hangisi olur? Motor az yağ yakar, motorun gücü artar, motor çok yağ yakar, motorun gücü azalır. Hava filtresi ne işe yarıyor arkadaşlar? Havayı almaya arabanın dışından. Bu hava ne oluyor? Benzinle karıştırılıp ya ilgili yakıtla ya da öyle söyleyeyim, aracın çalışmasını sağlıyor. Bu durumda hava filtresi kirli ise araç zaten zengin karşılığında çalışır ve motorun gücü azalır arkadaşlar. Hava filtresi kirli ise araç çekişten düşer zaten. Dolayısıyla çok tozlu, kirli ortamda kullanırsanız arabamızı, hava filtresini sık sık değiştirmemiz gerekiyor. Burada hatırlatmamız gereken yerler var diyor. Bakın bu filtrelerle ilgili arkadaşlar. Katalitik konvertör ne işe yarıyordu? Egzozdan çıkan gazların zararlı etkisini azaltıyor. Motor, araca yakıt konulurken stop edilmeli. Hatırlatmalar çıkar bu sınavda, bunlar ehliyet sınavında. Araç uzun süre kullanılmayacaksa depo tamamen doldurulmasında fayda var. Hava filtresi tıkalı araç zengin, bak kirli araç az önceki sorumuzdaki. Zengin karışımla çalışır, egzoz dumanı siyah çıkar, fazla yakıt tüketir. Unutmayın, çıktı az önce zaten bak bu soruda. Hava filtresi kirli ise araç fazla yakıt tüketiyor. Motorun da gücü düşer aynı zamanda arkadaşlar. Motor gücü, çekim gücü düşer. Geçelim. Araçlarda iki tane elektrik kaynağı vardır. Birincisi ... diğeri ise alternatördür. Motor çalışmazken aracın tüm elektrik ihtiyacı aküden karşılanır. Motor çalıştığı sürece ise enerji alternatörden sağlanır. Alternatör motordan hareket alarak çalışır. Mekanik hareketten elektrik üretir. Aracın tüm elektrik ihtiyacını karşılar ve aküyü şarj eder ayrıca. Boş bırakılan yere ne yazılmalıdır? Elektrik kaynağı araçların birisi neydi? ... diğeri alternatörmüş. Doğru cevabımız ne? Akü. Şimdi iki tane elektrik kaynağımız var, enerji kaynağımız. Biri akü, biri alternatör. Akü araç çalışmazken pil gibi. Zaten akü büyükçe bir pildir yani. Akü dediğimiz şey araç durur, stop halindeyken var olan depolu enerjiyi kullanır araçta. Mesela araç çalışmıyorken ışığı yakarsanız aküden kullanmış olursunuz. Fakat bir alternatör diye bir parçamız var. O da ne yapıyormuş bakın. Bu öğretici sorular. Bu soru bilerek öğretici olsun diye hazırladım. Alternatörün şeyi de neymiş mesela? Motordan hareket alarak çalışıyormuş. Elektrik üretiyormuş. Ve aküyü de şarj etmekle birlikte aracı da enerjisini karşılıyormuş. Bakın, araç çalışmazken aküden enerjisini alıyor, elektriğini. Araç çalışır haldeyken alternatörden alıyor elektriğini. Alternatör hem aracın elektriğini karşılıyor hem de aküyü dolduruyor bir yandan da. Bu da önemli bir soruydu. Burada hem alternatörü öğrenmiş olduk, hem aküyü öğrenmiş olduk, hem de aracın elektrik sisteminden biraz bahsetmiş olduk. Geçelim. Akünün bakımında aşağıdakilerden hangisine dikkat edilir? Yağ seviyesine, antifriz seviyesine, elektrolit seviyesine, hidrolik yağ seviyesine. Akü. Doğru cevabımız C seçeneği. Akü bakımında elektrolit seviyesine bakıyoruz arkadaşlar biz. Bununla ilgili neler karşımıza gelir akü meselesinde bakalım. Arkadaşlar akü, işte gösterge paneldeki akü işareti budur. Araç hareket halindeyken bu işaret yanarsa aracı derhal durdurup kontağı kapatmanız gerekiyor. Soru 1. Diğer bir soruya bakalım. Otomobillerde alternatör yani şarj dinamosu, araç çalışır haldeyken şarj dinamosu aküyü şarj eder. Bunu unutmayın. Soru 2. Yine aracın motoru çalışmaz durumdayken, yani araç durma halindeyken aküden kullanılır elektriği arkadaşlar. Yalnız hareket halindeyken alternatörden kullanıyor elektriği. Bunlar soru. Akünün içerisindeki sıvıya elektrolit, yani bu sıvı saf su asit karışımıdır arkadaşlar. Elektrolit seviyesi plakaların üzerinde olmalıdır. İlla rakam sorarsa 1 santim demeniz yeterli. Ama rakam sormaz genelde. Yine arkadaşlar artı eksi olarak 2 başlık vardır. Bir de şu önemli çıkıyor. Herhangi bir yangın ya da kısa devre durumunda akü kutup başlarını sökmek gerekebilir. Sökerken önce eksi kutbu sökeceksiniz. Unutmayın, bunlar önemli. Yine arkadaşlar şu çıkıyor. Akünün üzerinde pislik. bulunursa akü deşarj olur, yani boşalır. Onun için aküyü temiz tutmanız gerekiyor. Şu an için aklıma gelenler bunlar. Ha, akü elektrolit seviyesi azaltırsa saf su ekliyoruz. Bu da yine sınav sorusu. Akü ile ilgili bunlar çıkar. Siz yine de benim okumadıklarım yerlerde okuyun. Ben en önemli yerleri okumaya çalıştım. Fakat şuralardan da arada sırada olsa gelebilir soru. Onun için okumanızı tavsiye ederim. Geçelim. Hangi durumdaki kazazedeye göğüs kemiği 5 santim aşağı inecek şekilde basınç uygulanır? Kalbi duran, kalbi düzensiz çalışan, solunum sayısı azalan, solunumu düzensiz olan. Cevap nedir? A seçeneği, kalbi duran. Şimdi bu temel yaşam desteğine giriyor bu. Temel yaşam desteğinde bizim için önemli notlar var. Sınavda birebir çıkacak notlardır bunlar. Kişiye iyi misiniz diye sorarak bilinç kontrolü yapıyoruz. 1. Soru 1. Bilinç kontrolünü bebeklerde ayak tabanından yapıyoruz. Hafifçe vurarak. Soru 2. Hasta yaralı sert bir zemine sırt üstü yatırılıyor. Sınavda bunu yumuşak zemin yazar. Kafanız karışır. Dikkat edin, sert. Yine baş geri çene yukarı pozisyonu veriyoruz. Bu pozisyonu niçin veriyoruz? Solunum açmak için. Solunum yolu için. Hava yolu. Bak dinle hisset yöntemi 10 saniye. Buraya sınavda gider 5 saniye yazar. Sizi düşürür tuzağa. Unutmayın. Yine göğüs kemiği yetişkin ve çocuklarda 5 santim aşağı inecek. Bebeklerde 4 santim aşağı inecek. Unutmayın. Yine burada 1/3'ü kadar. Unutmayın bunu da. Dakikada 100 basılı olacak. Mühim, önemli, bu da önemli. Yine hasta yaralıya 32 kuralı uyguluyoruz. Yani 30 kalp masajı, 2 solunum. Bu işlem 5 tur uygulanacak. Sonra acil yardım aranır. Yine bebeklerde solunum yoksa ağız dolusu nefes alınır ve ağız bebeğin ağzı ve burnunun içine alacak şekilde yerleştirilir. Biraz uzattım biliyorum ama burada kesin bir tane soru gelir sınavda buradan. Unutmayın, dikkatli olun. Mesela adam şunu söylüyor. Bebeklerde göğüs kemiği 4 santim normalde. Buraya 5 yazıyor, düşürüyor. Ya da 30'a 2 demek yerine 30'a 3 diyor. Düşürüyor sizi tuzağa. Bunlara dikkat edin. Geçelim. Nemli havalarda veya yıkama sonrasında benzinli aracın motoru zor çalışıyorsa hangisi yapılır? Motora yağ eklenir, far ampulleri değiştirilir, arka cam rezidansı çalıştırılır, buji kabloları ve bobin kurutulur. Yani nemli hava ya da ıslanmışsa, yağış varsa yıkama işlemi sonrası buji kabloları ve bobin kurutulur. Bunlardan biri nemlenirse motor çalışmaz. Çünkü ateşleme yapmayacağı için çalışmaz. Unutmayın. Ateşlemeden dolayı buji ateşlemez. Dolayısıyla da çalışmaz. Bu parçalar kurutmanız gerekiyor. Bunlardan biri ıslanmışsa şayet. Ya da nemlenmişse, aşırı nemden doluyor. Aşağıdakilerden hangisinin periyodik bakımı yapılmadığında yakıt sistemine yeterli miktarda yakıt ulaşmaz? Yağ filtresi, yakıt filtresi, hava filtresi, polen filtresi. Doğru cevabımız nedir arkadaşlar bu sorumuzda? Tabii ki B seçeneği, yakıt filtresi. Zaten burada da ne diyor? Yakıt. Sorunun içerisinde cevap var. Arkadaşlar yakıt filtresi bakımı yapılmadığında yakıt ulaşmamasının sebebi nedir? Yakıt filtresi ne işe yarıyordu? Yakıtı temizliyordu, filtreliyor, süzüyordu. Filtrenin içerisi çok fazla pislik, kir, toz varsa ne olur? Bu işlevi yerine getiremez. Dolayısıyla yakıt daha ulaşamaz. Zorlaşır yakıtın ulaşması. Yani evdeki süzeklerden örnek alın mesela. Orada süzeyinizin, evdeki kevgirinizin, süzeyinizin içerisi pislik olursa, bakımı yapılmazsa ne olur? Süzme işlevini yerine getiremez. Burada da aynı işlem. Aynı mantık. Geçelim. Yetişkinlerde yapılan dış kalp masajı uygulaması ile ilgili hangisi doğrudur? Şıklarımıza bakalım, eleyerek gidelim arkadaşlar. Çok uzamasın. Okudukça da cevabı bulmaya çalışalım. A. Göğüs kemiği alt ve üst çenenin ucunun tespit edilerek üst yarısına orta veya iki yüzük parmağın dik olarak yerleştirilmesi. Bu yanlış arkadaşlar. Az sonra hepsini detaylandıracağım. B. Basıyı tam uygulayabilmek için kazazedeye uzak mesafede durulması. Uzak. Yanlış. C. Göğüs kemiğine bası uygulama ve kaldırmak için ritmik olarak yapılması. Bu dursun. Göğüs kemiğine 1 santim çökecek şekilde bası uygulaması. Bu 1 santim meselesi de yanlış. Doğru cevabımız bu sorumuzda C seçeneği. Şimdi diğerleri niye yanlış, o niye doğru, ona bakalım. Şimdi arkadaşlar dış kalp masajıyla solunum birlikte uygulanması demişiz. 30'a 2 kuralı. 30 kalp masajı, 2 suni solunum yapılacak. Sorumuzda bu yoktu ama çıkıyor diye ben özellikle bahsediyorum. Hasta yaralının solunup yapmadığı bakterile hissetle 10 saniye süreyle kontrol edilecek. Göğüs kemiği yetişkinlerde 5 santim, bebeklerde 4 santim unutmayın. 1/3'ü kadar uygulayacaksınız. Yine çocuklarda, bebeklerde 4 santim iniyor, onu söyledik. Bilmemiz gereken bunlar. Bunlar kısa özet. Bunun uzun özeti de var. Mutlaka sürekli takip edenler denk gelmiştir. Geçelim bunu da. Yukarıdaki verilenlerden hangileri ilk yardımın amaçlarındandır? Şimdi bakalım yukarıdakilere. Yaşamı korumak, iyileştirmeyi kolaylaştırmak, durumun kötüye gitmesini önlemek. Yaşamı korumak, evet. İyileşmeyi kolaylaştırmak, evet. Durumun kötüye gitmesini önlemek, evet. Doğru cevap D seçeneği. İlk yardımın amaçları bunlardır. Şimdi burada karıştırılan iki husus var. İlk yardımla acil tedavi. Bunu karıştırıyor arkadaşlarınız çoğu kişi. İlk yardım dediğimizde arkadaşlar olay yerinde bulunan kişiler tarafından yapılan ilk müdahale, ilaçsız bir şekilde yapılır. Yani adı üstünde ilk müdahale. Kim varsa o tarafından yapılır. Tıbbi araç gereç aranmaksızın yapılır. Mevcut araç gereçlerle yapılır. İlk yardım adı üstünde. Acil tedavi nedir? Acil tedavi ünitelerinde hasta yaralılara doktor ve sağlık personeli tarafından yapılan müdahaledir bakın. Bu ambulans da olabilir acil tedavi. Kim tarafından yapılıyormuş? Profesyonel kişiler tarafından yapılıyormuş. Bu ikisini karıştırmayalım. Çıkıyor sınavda fark olarak. İlk yardımla acil tedavi arasındaki fark şurada gösteriyor. İlk yardım acil tedavi işi profesyonel kişilerce yapılan müdahale olmasına karşın ilk yardımda bu konuda eğitim almış herkesin olay olduğu yerde bulabildiği malzemeleri kullanarak yaptığı müdahaledir. Bir de ilk yardımın öncelikli amaçları var. Yani ilk yardım niçin yapılır? Hayati tehlikesini ortadan kaldırmak için yaralının, yaşamsal fonksiyonunun sürdürmesini sağlamak için, hastanın durumunun daha kötüye gitmesini önlemek için, iyileşmeyi kolaylaştırmak için yapılıyor ilk yardım. Bunlar önemli. Hepsi sınavda çıkıyor bu sayfanın. Mutlaka aklınızda kalsın. Aşağıdakilerden hangisi bebeklere yapılan suni solunum uygulamalarında dikkat edilecek kurallardandır? Bebekler, karıştırma yetişkinlerle. Şıklara bakalım. A. Bebeğin yumuşak bir zemin üzerine sırt üstü yatırılması. B. Hava yolu tıkanıklığına neden olan yabancı cisim varsa bebeğin yutmasının sağlanması. Bu doğru mu? Hayır. Bu yanlış. Yumuşak kısmı. Bebeğin solunum yapıp yapmadığını bak dinle hisset yöntemiyle 1 dakika. 1 dakika mıydı cevap? Hayır, 10 saniye. Bak 1 yazdığı için yanlış. Bir tane 0 yazmamış. Sorunun durumu değişiyor. Solunum yoksa bebeğin ağız ve burnunu içine alacak şekilde yerleştirip ağız dolusu nefes verilmesi. İşte bu doğru bir hareket. Geçelim. Karayolu ile demir yolunun aynı seviyede kesiştiği bariyerli veya bariyersiz geçitlere ne ad verilir? Okul geçidi, yaya geçidi, hemzemin geçit, rampalı geçit. Demir yolu ve karayolunun kesiştiği yer. Hemzemin geçit. Cevap C seçeneği. Bununla ilgili sınavda sorular geliyor. Onun için şunlara bakmakta fayda var. Hemzemin geçit neymiş? Karayolu ile demir yolunun aynı seviyede kesiştiği bariyerli veya bariyersiz yer. Yani şu bariyerler bazen oluyor, bazen olmuyor. Bakalım. Bu önemli. Bu fotoğrafa bakın. Bir de bunun levhası var. Kontrollü demiryolu geçidi, kontrolsüz demiryolu geçidi. Bunlar da bazen çıkıyor az da olsa sınavda. Şekildeki karayolu bölümünde yan yana çizilmiş ve devamlı yol çizgileri hangisini bildirir? Devamlı. Kesik ve devamlı. Şu çizgilerden bahsediyor. Tık 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 tık. Şunlar kesik, bunlar devamlı. Buraya A bölümü diyelim. Buraya B bölümü diyelim. Şimdi bakalım çift yönlü yoldan gelen tek yönlü yola gireceğini belirtir mi? Hayır. Her iki yönde seyreden araçların bölünmüş yola gireceğini. Bununla alakası yok. C. Her iki yönde seyreden araçların şerit değiştiremeyeceğini. Bu doğru mu? A tarafındakileri değiştiremez. Neden? Bunlar düz çizgi var çünkü. B tarafındakileri değiştirebilir mi? Evet, orada kesik çizgi var. Değiştirecek derken ne yapabilir? Sollama yapabilir en fazla. Bu doğru. Ama cevabımız değil. Değiştiremeyeceğini diyor. Bu yanlış. Pardon, burası değiştiremiyor. Bura değiştiriyor. Yanlış. Özür dilerim. D. Devamlı yol çizgisinin tarafındaki araçların şerit değiştiremeyeceğini. Yani şurası A tarafı şerit değiştiremez diyor. Doğru mu? Evet. Arkadaşlar düz çizgi hangi taraftaysa o taraftakiler şerit değiştiremiyor. Kesik çizgi tarafındakiler şerit değiştirebilir. Bilinci kapalı, solunumu ve dolaşımı olmayan kazazedenin omuriliğine zarar vermeden araç içerisinden çıkarılması için hangisi kullanılmalıdır? Rentek manevrası, Heimlich manevrası, ayak bileklerinden sürükleme yöntemi, koltuk altından tutarak sürükleme yöntemi. Araçtan çıkartma maddesini görürseniz cevap direkt A, Rentek'tir. Unutmayın. Çünkü tek var, araçtan çıkartmada kullanılan tek yöntem var, o da Rentek. İşte burası. Şu fotoğrafı verip soruyor bazen. Bazen şu fotoğrafı verip bu fotoğrafın ismi nedir diyor. Rentek manevrasıdır. Amaç nedir? Omuriliğe zarar vermeden kişiyi araçtan çıkartmak. Omurilik zarar görse ne oluyordu? Kişi felç olur. Onu da unutmayın. Geçelim. Egzoz emisyon ölçümünün yapılması araçların çevreye verdiği zararlardan hangisini önlemeye yöneliktir? Gürültü kirliliği, görüntü kirliliği, hava kirliliği, su kirliliği. Egzoz emisyon. Egzozdan ne çıkıyor? Hava. Cevap hava kirliliği. Geçelim. Şekildeki trafik işaretlerine göre bir numaralı araç sürücüsü nasıl davranmalıdır? Bir hangisi? Arkadaki. Şıklarımıza bakalım. Hızını artırmalı. Öndeki aracı geçmeli. Öndeki araçlar arasında takip mesafesini azaltmalı. Daralan yol kesiminde karşıdan gelen araca yol vermeli. Şimdi neye göre? Şu levhalara göre. Levhayı şimdi anlatacağım ileride. Şu levhanın ikisini de anlatacağım. Daralan bir yol var arkadaşlar. Sağdan daralan yol. Yani şu yolun bu kısmı daralacak. O halde daralan yol kesiminde karşıdan gelen araca yol verecek. Şu levhamızı da şimdi söyleyeyim ben size. Bakın. Bu levhamız ne? Karşıdan gelene yol ver. Yani diyor ki bu araca karşıdan bir araç gelebilir. Yol da daralıyor. Sen ona yol ver diyor. O zaman bir numaralı araç daralan yol kesiminde karşıdan gelen araca yol vermeli. Şu levha zaten karşıdan gelene yol ver anlamını taşıyor. Şimdi burada birkaç levhaya da değinelim. Benzer levhalar olduğu için arkadaşlar. Bu karşıdan gelene yol ver. Taşıt giremez. Taşıt giremez. Sağdan daralan kaplama. Az önceki levhamız bu. Bunlar da bilmenizde fayda var. Geçelim. Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır? Şimdi bu tür sorularda önce levhalara bakıyoruz. Levhalardan bu yolun nasıl bir yol olduğunu anlamamız için. Yani arkadaşlar bu yol gördüğünüz üzere şurası tali yol, şurası ana yol. Hocam nereden anladın? Çünkü şurada ters üçgen var ya, ters üçgen olunan yer bu üçgen yol ver anlamına geliyor. Yani tali yolda bulunur. Şurası da tali yol. Burada da aynı levha var. Şimdi sorumuza gelecek olursak arkadaşlar, burada bir tane de dikkat etmemiz gereken şey polis var. Polis geçiş üstünlüğüne sahip. O halde en önce 2 geçecek. Bu okey. Bunu eledik. Bu bitti. Bununla işimiz. Peki buradan 4, 1, 3 hangisi geçecek sonra? Tabii ki 1. Niye 1? Arkadaşlar 4 zaten tali yolda. 3 ile 1 kalıyor geriye. 3 ile 1 arasında hangisi önce geçer? Tabii ki 1. Niye? Kamyon düz gidiyor, otobüs dönecek. Her zaman kuralımız neydi? Düz gidenler dönenlere yol verecek. Dönenler düz gidenlere yol verecek. Pardon, tam tersini söyledim. Yani otobüs burada kamyonun geçmesini bekleyecek. Çünkü kamyon düz gidiyor. Ondan sonra o kamyondan sonra 3 geçecek. Çünkü o ana yolda. En son 4 geçecek. Sebebi de 4'ün tali yolda olmasından kaynaklı. Geçelim. Cevabımız B seçeneği oluyor. 2, 1, 3, 4. Satın alınan veya gümrükten çekilen aracın yeni tescilinin yapılabilmesi için hangisinin yaptırılması zorunludur? Mali sorumluluk sigortasının, araç teknik muayenesinin, servis bakımlarının, kasko sigortasının. Tabii ki cevabımız mali sorumluluk sigortası. Arkadaşlar teknik muayene değil, servis bakımı alakasız, kasko da alakasız zaten. Geçelim. Trafik kazalarında insan, araç, yol ve iklim koşulları etkili olmaktadır. Buna göre aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yol koşullarından kaynaklanan tehlike olabileceğini bildirir? Şıklara bakalım. Yolla alakalı. Doğru cevap B seçeneği. Niye yolla alakalı? Yol eğimli arkadaşlar. Eğimli bir yol olduğunu gösteriyor burası. Yani yolun kusurlu ya da yoldan kaynaklı bir tehlike olabileceğini bildiriyor. Bu sorumuzda B seçeneği. Araç ışıklarının kullanılması kuralına göre hangisi doğrudur? Şıkları okudukça doğru yanlış diye işaretleyelim. A. Sadece park ve sis ışıklarının yakılarak sürülmesi. Doğru mu? Hayır. C. Gündüzleri görüşü azaltan sisli, yağışlı ve benzeri havalarda sadece sis ışıklarının kullanılması. Yanlış. Kısa ışıklar. C. Geçme sırasında uyarı amacıyla uzağı ve yakını gösteren ışıkların kısa süre içerisinde sırayla ikisinin birlikte aynı zamanda yakılması. Uyarı amacıyla arkadaşlar selektör yapılması. Doğru mudur? Bu doğru. D. Karşı yönden gelen araç sürücülerin karayoluna kullanılan diğer kişilerin gözlerini kamaştıracak bütün hallerde uzağa gösteren ışıkların yakılması. Doğru mudur? Hayır. Eğer karşıdan bir araç geliyorsa kısa ışıkları yakacağız. Bu da C seçeneği doğru yanıtımız. Geçelim. Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli viraj yön levhası anlamındadır? İnceleyelim şıklarımızı. Doğru cevabımız tabii ki A seçeneği. Arkadaşlar bu şıklar, yani bu levhalar çok çıktığı için sınavda ehliyet sınav sorusu olarak mutlaka karşımıza geliyor. Onun için ayrı ayrı detaylandıralım. Bu neydi? Tehlikeli viraj yön levhası. Bu ne? Dönel kavşak levhası. Sağa dönüş, kontrolsüz demiryolu geçidi. Arkadaşlar bu kontrolsüz demiryolu geçidini unutmayın. Sık çıkar. Bir iki defa daha vereyim. Hazır bu konuya girmişken. Arkadaşlar bu da işte uzunluğu 10 metreden fazla olan taşıtlar giremez. Dingil başına 6 tondan fazla yük düşen taşıtlar giremez. Yük ağırlığı 7 tondan fazla olan taşıtlar giremez anlamına geliyor. Bunları da ekstradan vermiş olalım. Geçelim. Trafik zabıtası veya trafik işaret levhası ve ışıklı işaret cihazı bulunmayan kontrolsüz kavşaklarda hangisinin yapılması yanlıştır? Şıklarımız A. Tali yoldan ana yola çıkan sürücülerin ana yoldan gelen araçlara yol vermesi. Bu doğrudur. Ana yoldan gelenlere yol verilir. B. Dönüş yapan sürücülerin doğru geçmekte olan araçlara yol vermesi. Bu da doğrudur. Aslında bu soru geçiş hakkı sıralamasını da öğretiyor bize. C. Bütün sürücülerin geçiş üstünlüğüne sahip araçlara yol vermesi. İtfaiyeye mesela. Bu da doğru. Motorlu araçların sağdakinin soldan gelen araca yol vermesi. Bu yanlış. Tam tersi olacak arkadaşlar. Sağdaki geçecek. Yani soldaki sağdakine yol verecek. Unutmayın bunu da. Zaten bu geçiş hakkı sıralamalarında bu konuyu anlatıyorum. Oradan aklınızda kalabilir o geçiş hakkı sıralaması sorusu çözerseniz birkaç tane. Geçelim. Evet, ehliyet sınavında soru olarak gelen güzel sorulardan bir tanesi de bu. Hangisi alternatörün üretmiş olduğu elektriğin voltajını ve şiddetini kontrol altında tutan sistem parçasıdır? Karbüratör, regülatör, marş motoru, sigorta. Bu çünkü karıştırıyor çoğu arkadaşınız. Cevabımız nedir değerli arkadaşlar? Zaten bu soruda aslında bir de bilgi öğrenmiş oluyoruz. Biz neymiş? Alternatör elektrik üretiyormuş. Ne zaman? Araç çalışırken. Araç çalışmazken araç elektriğini aküden karşılıyordu. Araç çalışmaya başladıktan sonra alternatör hem aküyü şarj ediyor hem aracın elektriğini karşılıyor. Okey, burada karıştıracağınız sigortayla karıştırabilirsiniz bunu. Fakat cevabımız sigorta değil, regülatör arkadaşlar. Regüle etmek, ayarlamak demek bu regüle kelimesi. Şimdi sigorta ne işe yarıyordu? Aracı yüksek elektrik dalgalarından korumaktı bunun görevi. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Yangın tehlikesine karşı aracı korumak. Yani şase yaptığında, araç şase yaptığında, herhangi bir temassızlık olduğunda, kablolar birbirine bir şey olduğunda yangın çıkmasını önlüyor sigorta. Evlerde de bu görevi yapıyor. Regülatör dediğimiz parça da arkadaşlar evlerde de bazı var eski özellikle şeylerde. Regülatör eve giren elektriğin voltajını, hani hep söylüyoruz ya yüksek voltaj geldi işte beyaz eşyalar yandı filan. İşte onların çoğunda aslında regülatör var artık yeni nesil cihazlarda. Yani şiddetini ayarlıyor. Çok voltaj yüksek gelirse onu engelliyor. Yine karbüratör yakıt hava karışımını alıyor silindire. Ona da değinelim. Marş motoru zaten biliyorsunuz. Sigortayı da anlattık. Regülatör de buradaki sorumuzun cevabı. Geçelim. Araç lastikleri değiştirilirken tekerleklerin sökülmesi sırasında hangi anahtarlar kullanılır? Bijon anahtarı, neon anahtarı, yıldız anahtar, İngiliz anahtarı. Arkadaşlar araç lastiklerini değiştirirken biliyorsunuz lastikleri, jantı sökmemiz gerekiyor. Bunun için de tabii ki bijon anahtarları bize gerekiyor. Bijon anahtarlarıyla söküyoruz bunu. Sökme işlemini burada bakın. Araç lastiğin değiştirilmesinde dikkat edilmesi gereken hususlar ve sıralama bu. Sağlam düz bir zemine koyacağız arkadaşlar aracı. Önce aracı sabitleyeceğiz. Yani el frenini çekeceğiz. Hareket etmemesi için gerekli güvenlik önlemlerini alacağız. Takoz koyabiliriz. Bu şekilde. Sonra jant kapağı çıkartılıyor. Bijon somunları bijon anahtarıyla. Bakın bijon anahtarıyla. Şu somunlar var ya, şu gördüğünüz somunlar işte. Her araçta 6 tane 5-6 tane işte. Bijon anahtarıyla, şu anahtar bakın adamın elindeki anahtar. Bununla gevşetiyorsun. Kiriko ile aracı kaldırıyorsun. Önce gevşetip sonra kaldırıyorsun. Kaldırdıktan sonra bunları gevşetmeye çalışırsan teker boşa döneceği için gevşetemezsin. Sonra bijon somunları sökülür. Geçelim. Motor yağı kontrol edilirken yağ seviyesi çubuğun neresinde olmalıdır? Şıklarımız iki çizgi arasında, alt çizgiden aşağıda, üst çizgiden yukarıda, yağ çubuğunda hiç görülmemeli. Motor yağını kontrol ederken tabii ki cevabımız nedir? Düz bir zeminde yağ kontrol ediyoruz arkadaşlar. İki çizgi arasında, ortada olmalı yağ seviyesi. Motor yağıyla ilgili şurada önemli hatırlatmalarımız var. Yine hızlıca hatırlatacağım. Çünkü çok çıkıyor. Arkadaşlar motor yağı düz bir zeminde günlük olarak kontrol edilmelidir. Motor yağı külbütör kapağından konulur. Arkadaşlar motor yağı azalmışsa motor daha fazla ısınır, parçalar zarar görür, sürtünme artar, aşınır. Silindirler aşındıysa motor yağ yakar. Yağ yakan motorun egzoz dumanı mavidir. O da çıkıyor. İşte şurada sorumuzun cevabı da motor yağ seviyesi yağ çubuğun iki çizgi arasında olmalıdır. Geçelim bunu da. Yaralanmaya bağlı meydana gelen dış kanamada ilk yardım olarak hangisinin yapılması sakıncalıdır? Şıklarımız kanama bölgesinde kan taşıyan ana damarlara baskı uygulanması, kanayan yeri üzerine temiz bir bezle bastırılması, bölgenin kalp seviyesinden yukarıda tutulması, yara bölgesine sıcak uygulama yapılması. Doğru, sakıncalı olanı arıyoruz. Baskı uygulama zaten biliyorsunuz, baskı noktalarınız var, uygulayabilirsiniz. Doğru bu. Temiz bir bezle bastırmak, tampon yapmak doğru. Kalp seviyesinden yukarı tutmak da kanamaya fayda sağlar, azaltır. Fakat sıcak uygulanmaz. Arkadaşlar cevap D seçeneği. Zaten şuradan mantık yürütün. Ameliyathaneler neden soğuktur mesela, kan dolaşımı azalsın, yavaşlasın diye. Sıcak uygularsan daha fazla dolaşım artacağı için kanama artar. Soğuk uygulayabilirsin, yani serin bir ortamda, soğuk dedim diye buzda koymayın. Şurada da işte iç kanama, dış kanama ile ilgili belirtiler veya iç kanamalarda ilk yardım belirtileri. Soru dış kanamaydı ama burada iç kanamayı koymuşuz. Kafamız karışmış. Yine bu da çıkıyor, iç kanama arkadaşlar. Onun için iç kanama belirtilerini de okuyun. İlk yardım nasıl iç kanamada? O da çıkar zaman zaman. Geçelim.